geliyor. Bana bak kül kedisi. İki dans ettim diye boş hayallere kapılma sakın. Neden söz ettiğini anlamıyorum. Bal gibi anlıyorsun. Selim'den uzak dur. Zaten burçlarınız bile uyumlu değil. Evlenirseniz hüsranla sonuçlanır. Hı? Gülcan saçmalama, ne evliliği? Siz delirdiniz mi ya? Benimle doğru konuş. Yoksa disiplini boylarsın. Kızlar ne oluyor burada? Hiç hocam. Sohbet ediyorduk. Öyle değil mi Zeynep'ciğim? Zeynep sen bana yardım eder misin? Tabii öğretmenim. Bu kızın iyi bir derse ihtiyacı var. Öyle yavru köpek pozlarıyla Mimi'yi de kandırdı. Ama ben ne yapacağımı bilirim. Kendini bir şey sanıyorsun değil mi? Sersiz yapmayın ya. Bana bak şunu ya. Ver. Bana bak ezik. Dön önce. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Nasılsınız bakalım? Fena değil yani. İyi. Evet. Bugün sizlerle bir bilinmeyenli denklemleri işleyeceğiz. Başarı eşittir X artı çalışma. Evet. Sizden buradaki bilinmeyeni bulmanızı istiyorum. Yani çalışmayı neyle toplarsak başarıyı yakalarız. Şans mı? Hayır, bence para. Hırs olabilir mi? Zeka bence. Cesaret de olabilir. Hayır arkadaşlar, hiçbiri değil. Hayal gücü. Hayal edin ve çalışın. O zaman başarıya mutlaka ulaşırsınız. Çok saçma bu ya. Bu ne ya? Saçmalıyor işte. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar, hayallerinizin peşinden gidin. Hayal kurmaktan asla korkmayın. Ama hedefinize ulaşmak için de çok çalışmak gerektiğini unutmayın. Evet. Evet Petek, söyle bakalım. Sen ne hayal ediyorsun? Hiç. İstediğim her şeye sahibim. Güzel. Demek doğuştan şanslısın. Ama yine de sahip olamadığın şeyler illaki vardır. Öğretmenim, ben manken olmayı hayal ediyorum. İşte bu gerçek bir hayal. Evet canım. Siz hep şarkıcı olmak istemişsiniz. Peki neden bu hayalinizin peşinden gitmediniz o zaman? Şimdiki aklım olsaydı giderdim. Belki de bunun acısını çektiğim için size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sesiniz gerçekten çok güzel. Bize bir şarkı söyler misiniz? Lütfen. Yapmayın çocuklar. Sınıf boş sanmıştım da. Gördüğünüz gibi ben varım. Bir saniyenizi alabilir miyim? Geliyorum. Tamam. Şimdi ödümü alacağım. Yeter ama kendinize gelin. Siz matematik öğretmenisiniz, müzik değil. Bir daha sizi uyarmak istemiyorum. Uyarmayın o halde. Ben bana verilen programı uyguluyorum. Sanırım görevim de bu. Ama nasıl ders işlediğim sizin yetkilerinizin dışında müdür hanım. Ama bu çok şeker bir şey ya.